İyi günler Yasta, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yüz lifi çalışacağız. Şu gördüğünüz modeli göstereceğim size. Bebek lifi de diyorlar, yüz lifi de diyorlar, sabunluk da diyorlar. Buraya sabun da koyabilirsiniz. Şunu daha sonra anlatacağım. Bu da güzel bir model. Ama şimdi bununla başlayacağız. İlk olarak üstündeki modeli anlatmak için küçük bir parçada çalışacağız size. Bunun için iki renk lif ipi ve 2 milim tığ gerekiyor. Şimdi malzemelerini hazırlayıp başlayalım. Evet, şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Şöyle bir parça örmemiz lazım. Normalde zincir çekeceğiz ama ben ilk önce size küçük bir parçada, kendim küçük parça sıfırdan başlayarak modeli nasıl yapacağımı anlatacağım. Ondan sonra buraya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi çift renk kullandım. Şimdi küçük bir parça üstünde modeli göstereceğim. Normalde başka bir şey yapıyorsanız istediğiniz kadar zincir çekmenizi söyleyeceğim ama burada şimdi küçük model göstereceğim. O yüzden biraz zincir çekeceğim. Şöyle çekiyorum, şunu kendi alalım. Şöyle biraz çektim. Şimdi zinciri çektikten sonra ilk önce zemin hazırlamam gerekiyor. Zemin hazırlamak için de çektiğimiz zincirden şöyle yaklaştırıyorum. Şöyle çektiğimiz zincirin hemen buradakine değil, ondan bir öncekine, yani bir değil ikinci, görünüyor mu? Bir değil ikinci zincire banarak bu sırayı sıkı iğne yapıyorum. Böyle her zincirin bir telinden geçerek sıkı iğne yapıyoruz. Bu sırayı böyle bitiriyoruz. Bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz. Evet, sonuna kadar sıkı iğne yaptım. Sonra üstüne geçeceğiz. 1, 2, 3 zincir çekip arkasını döndürüyorum. Şimdi arkasında buralara her bir, şurada gördüğünüz, bakın şuralardaki nereye? V'ler yapacağız. İkili trabzanlar yapacağız. Başını doluyorum. İlkine değil ikincisine. Bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra başını doluyorum. Hiç araya zincir çekmeden başını dolayıp aynı deliğe bir tane daha İkili trabzan yapıyorum. Bakın böyle V'lerim oldu. Aynı deliğe yapacağım. Sonra başını doluyorum. Yine bakın sonrakine değil, bir değil, ikinci. Araya bir tane boşluk bırakıyorum yani. Araya bir tane delik boşluk bırakıyorum. Yine sonrakine aynı deliğe iki tane ikili trabzan. Başını doladım. Bir boşluk ikinciye, ikincisine. Bir ikili trabzan yaptım. Sonra aynı deliğe bir tane daha ikili trabzan. İkili trabzan bir, iki kere de çekmek demek. Boşluk bıraktım sonraki deliğe. Yine ikili trabzan yapıyor. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Bu şu an yaptığım, yani bu sırada yaptığım normal örneğimizde artık hep taban oluşturma bu şekilde olacak. Aynı alttaki sık iğne sadece yeni başlarken yapıyoruz. Onun dışında yapmıyoruz. Zaten örneğimiz biraz önce gösterdiğim gibi iki sıradan oluşuyor. Sadece iki sıradan oluşuyor. Ha, bundan neler yapabilirsiniz? Bebek battaniyesi olur. İşte yani işte bunun gibi lif olur. Yine burada yapacağımız gibi lif olabilir. Daha farklı şeyler de düşünebilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Düz lif de yapabilirsiniz. Hani benimki gibi değil de düzgün örüp o şekilde düz bir lif de yapabilirsiniz. Şimdi son deliğe geçtim. Oraya da bir ikili trabzan yapacağım. En sonda bir tane kaldı. Oraya da bakın en son. Şimdi en sona geldik. Burada bir tane kaldı. Ne yapıyorum? Başını dolayıp buradaki zinciri bir tane en sona tek bir tane
İkili trabzan oluyor. Başında ve sonunda zaten böyle tek bir tane var. Bakın da başında zincir var. Sonunda da trabzan. Yine 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi bu yaptığım her bir V'nin ortasında banarak şeyler, fıstıklar oluşturacağım. Başında oldum. Bakın V'miz aynı deliğe banarak biraz önce oluşturduğum V'nin tam orta deliğinden giriyorum ve gördüğünüz gibi fıstık yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tutuyorum, sabitliyorum. Çektim. Bakın burada sabitlediğimin içinden de yine geçirip kapadım. Bir tane daha göstereyim. Hiç zincir çekmeden başını dolayıp bir sonraki oluşturduğum V'nin içine. Bir sonraki oluşturduğum V'nin içine bir fıstık, iki fıstık, üç fıstık yapıyorum. Tutuyorum. Hepsinin içinden birden geçiriyorum. Sabitlemek için elimde tuttuğum içinden yine geçirip kapatıyorum. Böylece fıstıklarımız oluşuyor. Bir tane daha göstereyim. Sonraki V'nin içine. 1, 2, 3. Tuttum. Hepsinin içinden birden geçtim. Ve sabitledim. Model bu şekilde. Sonuna kadar gidiyoruz. Bu şekilde hallediyoruz. Sonraki renge geçiyoruz. Sonraki renge geçtiğimde yine şu alttaki V'leri yapacağım. Üstüne bu fıstığı yapacağım. Ama ipi kesmiyorum. İpi burada tutmam gerekiyor. İki renklilerde. Evet, sonuna geldik. En sonunda da başını dolayıp şuradaki en son hani alt tarafta da trabzan yapmıştık. Buraya yine bir ikili trabzan yapıyoruz. Her zaman başında ve sonunda birer boş oluyor yani trabzan veya zincir oluyor. Şimdi üst kata çıktığımızda burayı ikinci renk iple yapacağız ama 3 zincir çektik. Üst kata çıktık, arkasını döndük. Yine V'ler yapacağım. V'leri nerelere yapacağım? 3 zincir çektim, başını döndüm. Her bir gördüğünüz şu fıstığın tepesinde bir delik var. İşte buralara biz artık ikili trabzanlarımızı buralara yapacağız. Aynı başında oldum. Aynı yine deliğe ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar göstereyim. Başında oldum. İkili trabzan. Aynı deliğe bir daha ikili trabzan. Yani model burada bitiyor. Nasıl yine V'leri ikili trabzanları yapıp üstüne yine fıstık. İkili trabzanlar yine fıstık şeklinde devam edecek. Şimdi öbür modelimize, esas büyük parçama geçelim. Şimdi gelelim bu modeli nasıl yaptık. Bunun için, şimdi bu normalde ne olacak? Şöyle bir buradan dikileceği için şöyle olacak. Yani bu bizim yüz lifimiz veya işte sabunluk veya bebek lif olarak da kullanabilirsiniz. Şu elimizin böyle gireceği için, girmesi gerektiği için elinizin etrafına göre zincir çekin ama sıkı olmasın. Birazcık bol olsun yani. Çok da bol olmasın ama normal bir seviyede. Şöyle zincir çekip onun üstüne yapacaksınız. Fazla zinciri sondan sökersiniz. O problem değil. Benimki yaklaşık 54 zincirdi. 54 zincir çektim. Ondan sonra daha demin gösterdiğim gibi bir zincir boşluk bırakarak sık iğne yaptım. Ondan sonra geri döndüm. V'leri oluşturdum. Ve ondan sonra 3 zincirle yukarıya çıkıp buradaki fıstıkları yaptım. Burada benim fıstığım 26 adet. 26 adet fıstığım var. Buraya geldiğimde, bu tarafa geldiğimde yeşil ipi bıraktım, beyaz ipi bağladım ve aynı şekilde bu şekilde gittim ve geri geldim. Burada tabii iki ipim birden bağlıydı. Yeşil ve beyaz ipim birden bağlıydı. Bir ona geçerek bu kadar oluşturdum. Yükseklik parmağınızın üst seviyesinden bir tık yüksek olsun. Çünkü daha oraya bir birleştirme yapacağımız için engel olmasın. Ama ölçün yani böyle. Mesela şöyle. Bakın benimki buraya kadar girecek ve bir tık üstünde gördüğünüz gibi. Ben 2, 4, 6, 8 sıra yapmışım. Şimdi 8 sırayı yapıyorum. Son sırada tam ortaya geliyorum. Fıstık yaparak geldim. Niye? Katlayacağım artık burada. Birleştirerek gideceğim. Ben sonradan dikmeyi sevmem. O yüzden hem dikip hem yani hem birleştirip hem geleceğim buraya kadar. Ondan sonra da bu kısmı birleştirip aşağı doğru ineceğiz. Geldim. Burada 26 tane fıstık vardı. 13 tane yaptım. Geldim.
Gördüğünüz gibi 13. fıstığımızı yaptık. Ve buradayız. Şimdi 14.'yü yapacağım. Ama böyle katlayıp tepeden birleştireceğim. Yine fıstığımızı yapıyorum. Gördüğünüz gibi tuttum. Birleştirdim. Sonra buraya giriyorum. Dikkat. Bakın kapatmıyorum. Tuttuğuma girdim. Şöyle katlıyorum. Arkada 13. fıstığı tepesinde bir delik var. Tepesine banıp ikisini birden çekiyorum. Bir tane daha göstereyim. Başında oldum. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Tuttum. Bunları çektim. Buradan girdim. Dikkat. Kapatıyorum. Bir sonraki birleştireceğim fıstık şu. Şu fıstığın tepesinde bir boşluk var. Buraya tekrar. Onun tepesinde dedik boşluk var bunun. Bu boşluktan giriyorum. Ve oradan ilmek çıkarıyorum. İlmek çıkarıp geçirdim. Bunu da geçirdim. Bir daha göstereyim. Başını doladım. 1, 2, 3 tutuyorum. Girdim buradan. Kapatıyorum. Bakın fıstığın tepesindeki boşluktan ilmek çıkarıp buradan da çıkarıyorum. Ve hepsini birleştiriyorum. Böylece birleşe birleşe gidiyor. Bakın. Birleşerek devam etmiş oluyor. Bunun sonuna kadar bunu yapacağız. Bunu işte değişik kurdelelerle, dantellerle süsleyen arkadaşlar var. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hani bebek lifi güzel oluyor. Çünkü bebeğe kocaman lifle yıkayamıyorsunuz. Sabunluk yapan da var. Sabunlarını, kalıp sabunları süslemek için içine bu şekilde kullananlar da var. Artık hangisini hangi şekilde kullanmak isterseniz. Evet, bu şekilde ben sonuna kadar gideceğim. Son bir kez daha gösteriyorum. Buradan girdik. Arkadaki lifin fıstığın tepesinden ilmek çıkarıyorum. Tuttuğumdan da çıkarıyorum. Sonra hepsini birleştiriyorum. Birleştirme de bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben bu sonuna kadar geldik. Buraya kadar birleştirdik. Gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor. Buradan sonrasını tersini çevirip sık iğne yapacağız ama bol bol, öyle çok sık sık banmayacağız. Bol bol banacağız ki çok dikkat çekmesin. Bu renklilerde genelde sıra sıra renkler. Şimdi beyazla ineceğim için bu yeşiller sırasını istemiyorum. Baştan ve sondan zincirlerimiz kalmıştı. Oraları birleştirerek aşağı kadar iniyoruz. Bu şekilde sık iğneyle şöyle her bir şeye mesela bir iki tane yaparak bitiş başlangıç yerlerini de kaçırmadan şöyle aşağı kadar iniyoruz. Yeşile çok banmamaya çalışıyorum çünkü dediğim gibi beyaz renk sırıtabilir. Böyle aşağı kadar böyle yapıp ineceğiz. Gördüğünüz gibi artık küçük lifimiz bitti, yüz lifimiz. Aşağı kadar diktim burada gördüğünüz gibi, bakın. Aşağı kadar tığla sık iğneyle indim. Böyle güzel bir lif oldu. Filmi de şöyle geçireyim. Bakın tam bu şekilde rahatça böyle kullanabilirsiniz. Bebeklerimizde rahat rahat yıkayabiliriz. Lifimiz bu kadar. Tarifimiz bitti. Mesela benim burada başka bir tane daha lifim var. Bebek lifi ya da yüz lifi. Bu da farklı. Daha sonra bunu da isterseniz anlatırım size. Nigar'ın dünyasından şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.